felci anlaşıldıktan sonra aileye durum doktor tarafından izah edilir. Bunun neden olduğu, tedavisinin ne olduğu, aileyi neler beklediği ve tedavi için gerekli uzmanlara yönlendirilir. Bu durumda ailenin tabii endişesi azaltılmalıdır. Bunun bazen geçici bir felç olduğu, beklemek gerektiği, ödem azaldığında sinirin etrafında çocuklarda kolun hemen hareketinin geri gelebildiğini biliyoruz. Ama bazı vakalarda özellikle kol yukarıdan bırakıldığında tamamen hareketsiz düşüyorsa bu ileride çocuğun kolunda kalıcı bir felce neden olacağından bu durumun aileye açıklanması, aileye doğru yolun ve gitmesi gereken uzmanların yolunun gösterilmesi gerekir. Özellikle ilk hafta içinde, ilk 10 gün içinde istirahat öneriliyor kol için. Bunun için uygun pozisyon genelde kolun gövde yanında işte hazır olduğunda durur gibi desteklenmesi ve altına bir tuz paketi konmasıdır. Bazen hala yanlış olarak kolun bu şekilde yukarıda tutularak iğnelendiği ya da buraya sıkı bir şekilde hiç 10-15 gün hareket etmeyecek şekilde iliklendiğini görüyoruz. Ama bu uygulamalar yanlıştır. Çünkü 10-15 günlük süreçte bile dirsekte bir kısıtlılık oluşturabilmekte. Sonra fizyoterapi yaparken bizi oldukça zorlamakta bu sertlikler. Bu nedenle doğru pozisyonlama, kolun gövdenin yanında tutulduğu, omzun altının hafif yükseltildiği bir tuz torbası ile ya da bir oyuncakla desteklendiği pozisyondur. Bu süre içinde bazen yanlış olarak hemen egzersizlere başlanabilmektedir. Halbuki orada sinir etrafında bir ödem olduğu için ilk 3 haftada omuz hareketi, özellikle omuza yapılan hareketler önerilmez. Bu nedenle aileye sakin kalması gerektiği, bunun işte bu süre içinde beklememiz ve tedavinin başlama zamanının 3 haftalık olduğunu söyleyebiliriz. Voita tedavi yöntemi denilen bir yöntem var ve bu yöntem bebekler 10 günlükken başlayabilmekte. Bu yöntem bebek çıplakken uygulandığı için omuz iklimine herhangi bir müdahale yapmamaktadır. Aile bu şekilde bebeğin yeni durumuna hazırlanmalıdır.